Babası Firavun'un yanına koşturur ve Maşita'yı babasına şikayet eder. Firavun duydukları karşısında adeta çılgına dönmüştür. Kendisinden başka bir tanrıya inanan kişi onun yanında çalışıyordur. Üstelik kendi öz kızına da en yakın isimlerden birisi. "Derhal o kadını bana getirin," diye emreder görevlilere. Görevliler Maşita'yı tutarak yaka paça onu Firavun'un ayağına getirirler. Firavun sorar, "Duyduklarım doğru mu Maşita? Sen Musa'nın Rabbine mi tapıyorsun?" Maşita hiç tereddütsüz cevap verir. "Evet, benim için tek yaratan Allah'tır." Firavun çok sinirlenmiştir. "Eğer söylediklerinden geri dönmezsen başına gelecek olanlar hiç iyi şeyler değil." Fakat Maşita artık o yola girmişti. İçindeki Allah inancı ona geri adım attırmıyordu. Firavun, "Senin Allah'ın benim, bana taptığını söyle," dedi. "Hayır," diye karşılık verdi Maşita. Bunun üzerine Firavun, Maşita'yı günler sürecek bir işkenceye maruz bıraktı. Onu ellerinden ayaklarından bağlayarak bir zindana attı. Aç bıraktı, yetmedi, saçlarından tavana astı. Ve günler sonra tekrar sordu. "Söyle, Rabbin kim?" Maşita yine "Benim Rabbim Allah'tır," diye yanıt verdi. Zalim Firavun iyice sinirlenmişti. Maşita'yı en hassas yerinden vurmayı planladı. "Çocuklarını getirin," dedi. Maşita yıkılmıştı adeta. Ardından Firavun içinde kızgın yağ bulunan bir kazan getirtti ve Maşita'nın 13 yaşındaki çocuğunu Maşita'nın gözleri önünde tutarak baş aşağı kızgın yağın içine doğrulttu. "Rabbinin ben olduğumu söyle. Yoksa çocuğunu atacağım." Bir annenin yaşayabileceği en acı durumu yaşıyordu o an Maşita. Fakat geri dönemezdi. Gücünü topladı ve "Hayır," diye haykırdı. "Sen benim Rabbim değilsin." Bunu duyan Firavun hiç tereddüt etmeden çocuğu baş aşağı kızgın yağın içine attı. Çocuk annesinin gözleri önünde çığlıklar atıyor, vücudundaki deriler adeta eriyor, dökülüyordu ve o şekilde can verdi. Sırada ikinci çocuğu vardı. Yüce Yaradan'ı inkar etmemekte kararlı olan Maşita'nın diğer çocuğu da gözleri önünde aynı şekilde hayatını kaybetti. Firavun gattardı. Maşita'nın beşikteki bebeğini getirtti. Annesini gören bebek Maşita'yı istiyordu. Karnı açtı ve süt emmek için annesine ellerini uzatıyordu. Maşita yaşadığı acılar karşısında dayanamıyordu artık. Bebeğinin de kazana atılmasına katlanamayacaktı yüreği. Ve işte o an şeytan beliriverdi Maşita'ya.